Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Yeni animasyonlu yeni sisteme göre hazırlanmış sınav soruları arkadaşlar. 50 adet soru. Bu sorulardan birçoğu SRC 1, 2, 3, 4'te de çıkar. Aynı zamanda ilk yardım sınav soruları da arkadaşlar özel güvenlik sınavlarında çıkar. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? Trafik yasaklarına çevreyi rahatsız etmemeye, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya, hız sınırlamasına. Tabii ki can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya nedir? dikkat etmesi gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuz bakın işaretlerden gelmiş vahşi hayvanların yola çıkabileceği tehlike uyarı işaretlerinden şekle göre 1 numaralı aracı arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? A araç lastiklerinin eski olduğu, B hız kuralına uymadığı, C gözlerinin iyi görmediği, D takip mesafesi kuralına kuralını ihlal ettiği. Evet burada da dikkat ederseniz bakın 2 nolu araç sürücüsü trafik levhasını görmesine rağmen hızını azaltmıyor. Bir nolara sürücüsü hızını azaltmış durma, durmuş bakın. İki nolara sürücüsü arkadan çarptığı için asli kusur işlemiştir. Yani takip mesafesine uymadığından dolayı asli kusur işlemiştir. Cevabımız denizli seçeneğidir. Üçüncü soru geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişin nasıl haber vermelidir? Birkaç defa korna çalarak birkaç defa selektör yaparak acil uyarı ışıklarını yakarak dönüş ışıklarını yakarak. Görüşün yeterli olmadığı bakın gelişin yeterli olmadığı kavşağa yaklaşıyorsun. Karşıdan gelen sürücüyü mutlaka ne yapmak gerekiyor? Birkaç defa selektör yaparak uyarmak gerekir. Bursa seçeneği doğru cevap. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı artırmak. B. Aracı kullanırken yola konsantre olmak. C. Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. D. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. Tabii ki bakın burada sürüş güvenliğini olumsuz etkiler diyor. Bakın arkadaşlar olumsuz etkiler nedir? Viraja girmeden önce hızını artırmak. Tam tersi ne yapmamız gerekiyor? Viraja girmeden önce hızımızı azaltmamız doğrudur. Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci soru şöyle. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen iki numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? İki nolu aracın sürücüsünü soruyor bize. Evet. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Bir numaralı aracın geçmesini beklemeli. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Korna çalıp bir numaralı aracı durdurmalı. Evet. Daha önce konuları anlatırken de söylemiştik arkadaşlar. Bir iz veya mülkten çıkan araçlar karşısındaki araçlara yol vermelidir. Burada akaryakıt istasyonundan çıkan araç sürücüsü karşısındaki araca yani solundaki bir nolu araca ne yapmak zorundadır? Yol vermek zorundadır. Evet bakın burada Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 6'ya geçelim. 6. sorumuz trafik levhalarından gelmiş. Trafik levhaları soruları sizin için çok çok kolay. Trafik tanzim işaretleri ve trafik tehlike uyarı işaretlerinin tamamını e, ayrıntılı bir şekilde anlattım. Ve kanallarımızda var arkadaşlar. Hem e, anlamlarıyla birlikte ne yapılması gerektiğini sınavlarda hangi soruların çıktığını detaylı bir şekilde attım kanala. İzlerseniz kesinlikle hiçbir tane soru kaçırmazsınız. Köprü yaklaşımı levhasını sormuşlar. Köprü yaklaşımı levhası bakın Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Yedinci sorumuz şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A. Gençlik kampına. B. Yürüyüş yoluna. C. Okul geçidine. D. Alt ve üst geçitlere. Tabii ki okul geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızımızı azaltmamız gerekiyor. Aynı zamanda takip mesafemizi de artırmamız gerekiyor. Buralarda kesinlikle araç sollamamak en doğrusu arkadaşlar. Evet cevabımız Ceyhan seçeneği dedik. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Bakın sürücü araç kullanmaktan men edilir. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa B taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse C uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa D zorunlu mali sorumluluk kortasını yaptırmamışsa. Bakın burada da verilenlere göre arkadaşlar uyuşturucu madde alarak araç kullananların nedir? Araç trafikten men edilir. Cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. 9. soru araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? A araç tartı istasyonu, B servis istasyonu, C muayene istasyonu, D akaryakıt istasyonu. Bakın niteliklerini araçların tespit eden, değil mi? Cihaz ve personel bulunan teknik kontrolü yapılan yerler nedir? E, araçların tabii ki muayene yapıldığı yer, değil mi? Muayene e, hangi bakanlık yapar arkadaşlar? Ulaştırma Bakanlığı. Evet, şu anda Tüy Türk, Türk firması yapıyor. Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır. Cevap Ceyhan seçeneği. Onun soru 1 2 3 verildiği için öncelikle sorumuzu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir? Evet bakın antifriz. 1 soğutma suyunun donmasını engellemek 2 motorun daha verimli çalışmasını sağlamak 3. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek. Antifrizin görevi soğutma suyuna soğutma suyunu donmasını engeller. Bakın engeller arkadaşlar. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önler. Evet. motorun daha verimli çalışmasını sağlamaz. Yani ikinin olduğu seçenekler arkadaşlar yanlış. Size söyleyeyim. Bir de yanlış oluyor. Sadece nedir? 1 ve 3'ün olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Evet. 10. Soru, 11. sorumuz. 11. sorumuz yine e, kavşaklardan gelmiş şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı araç sürücüsü. A hızını artırarak kavşağa önce girmeli. B geçiş hakkını kendisi kullanmalı. C korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı de bir numara araca yol vermeli. Evet. Burada bakın. İki numara aracın sürücüsü ne yapmalıdır? İki numaralı aracı soruyor bize değil mi? Bakın. Dikkat edin. İki numaralı aracın önünde ne var arkadaşlar? Yol ver işareti değil mi? Bakın. Yol ver işareti. Yol ver işareti nerede bulunur? Talih yollarda. Talih yolda bulunan sürücüsü her zaman nedir? Beklemelidir. Kırmızı ışık varmış gibi beklemelidir. Karşısındaki araca yol vermelidir. Yani burada bir numaralı araç öncelikle geçiş hakkına sahiptir. Daha sonra iki numara geçmelidir. Evet. 11. soru deniz seçeneği dedikten sonra 12. sorumuz yine Trafik işaretlerinden gelmiş bakın verilen trafik tanzim işaretlerinden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bize bildiriyor? Trafik tanzim işaretlerinden kısıtlamaların sona erdiğini bakın. Taşıt giremez, taşıt trafiğine kapalı yol, kamyonlar için geçme yasağının sona erdiği ama dikkat edin bütün kısıtlamaların sona erdiğini gösteren işaretimiz Bursa seçeneğidir. Ee, evet. Dedikten sonra hemen 13'e 13 e geçelim. Yine 1-2-3 verilmiş. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? A-Ani hızlanmalar yapılması. B-Araç lastiklerinin eskimesi. C-Hava filtresinin değiştirilmesi. Evet. Burada da arkadaşlar bakın e, ee, yakıt tüketiminin artmasına neden olanı söylüyor. Ani hızlanmalar artırır mı? Kesinlikle artırır. Araç lastiklerinin eskimesi artırır. Hava filtresinin değiştirmesi kesinlikle artırmaz. Tam tersi azaltır değil mi? Evet. Yani üçün olduğu seçenekleri eliyoruz. Bursa seçeneği nedir? doğru cevap. Evet. 14'e geçelim. Hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? A. Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması. B. Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması. C. Dere yataklarından kum alınması. D. Araçlarda kullanılan yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır diyor. Bakın davranışlardandır. Araçların bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz verilenlerden hangisinin çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? Akü elektroliti, antifriz, motor yağı, fren hidroliği. Evet motor soğutma suyuna katılmasıyla birlikte donmayı önleyeni sormuş. Bakın donmayı ne önler arkadaşlar? Tabii ki antifriz değil mi? Evet antifriz donmayı engeller. Bursa seçeneği 16. sorumuz şöyle. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? A ambulansa eskortluk yapmak, B taşıt yolu üzerinde yer açmak, 3 bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Evet, geçiş üstünü aracı gördün, duydun, işittin. Ne yapman gerekiyor? Kesinlikle her şeyden önce eskortluk yapamazsın arkadaşlar. Bakın, eskortluk nedir? Olmaz değil mi? Burs, yani birin olduğu seçenekleri ne yapalım? Eleyelim. A ve B gitti. Evet. A ve B'yi eledik. C'yi de eledik. Cevabımız direktme D çıktı. Bakın, taşıt yolu üzerinde yer açmak bir kavşakta ise kavşa derhal nedir? Boşaltmaktır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 17. sorumuz gelsin. Yine bir trafik levhası sorusu. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik levhalarından hangisiyle aynı anlamdadır? Evet, aralıklı yanıp sönen şöyle ışıkları da çizelim hemen size. Evet. İşte bize aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık sormuş. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır arkadaşlar. Aralıklı yanıp sönen e, sarı ışık Yol veriler ile aynı anlamdadır. Bilginiz olsun. Cevabımız burada bursa seçeneğidir. Ee, kırmızı ışık sorulduğu için eğer bize sarı ışık sorsaydılar Ceyhan seçeneği olacaktı. Bilginiz olsun. Evet motosiklet harici taşıt trafiğine kapalı yol. Taşıt giremez işareti de var. Evet kontrolsüz kavşak sorusu gelmiş bakın şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisini bildirir A kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını B demiryolu geçidine yaklaşıldığını C döner kavşağa yaklaşıldığını D ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını bize bildiriyor tabii ki burada kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını biliyor kontrolsüz kavşağa yaklaşan araçlar hızlarını azaltmalıdırlar ve her zaman sağdaki araca yol vermelidirler. Bilginiz olsun. 19. sorumuz gelsin. Yaralı veya acil hasta taşıyan araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? A. Seyyar tepe lambası taktırarak B. Sesli ve ışıklı işaretler vererek C. escort eşliğinde D. Araçlarında bir göcü bulundurarak. Evet arkadaşlar burada da sesli ve I, ışıklı işaretler <laughs> vererek nedir? Yaralı ve acil hasta taşıyan araç sürücüsü geç üstünlüğünü kullanabilir. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz gelsin. Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması verilenlerden hangisinin azalmasında etkili olur? A kaza anında ölüm ve yaralanmaların B. Trafik işaret levhalarının, C. Trafikteki görevli sayısının, D. Trafik kazalarının emniyet kemeri kullanılması. Bakın emniyet kemeri kullanılması nedir? Kaza anında ölüm ve yaralanmaların e, aza inmesinde en etkilidir. Cevap Adana seçeneği. Yine trafik levhası sorularından bakın. Trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Döner kavşağı yaklaşıldığını. B. Ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını. C. Kontrolsüz kavşağı yaklaşıldığını. D. Demir yolu geçidine yaklaşıldığını. Evet arkadaşlar bu işaretimizde dikkat ederseniz üçgen tehlike uyarı işareti. Tehlike uyarı işaretlerimiz de hızımızı azaltmamız gerektiğini bize söylüyor. Sağdan bakın sağdan ve soldan tali yollardan ana yola giriş olabileceğini bize işaret bildiriyor. Hızınızı azaltın diyor. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Dedikten sonra 22. sorumuza gelelim. 22. sorumuz animasyonlu görsel bir soru. Arkadaşlar trafik lambalarına yaklaşan sürücü nasıl davranmalıdır? Evet, trafik lambalarına yaklaşan sürücü önce animasyonumuzu izleyelim. Trafik lambalarına yaklaşıyor bakın. Araç seyir halinde lambalara yaklaşıyor. Acil durum ikaz ışıklarını yakarak durmalıdır. Trafik lambalarına gelmeden geri dönmelidir. Hızlanarak trafik lambası kırmızı yanmadan geçmelidir. Yavaşlayarak durmalıdır. Evet. Bakın arkadaşlar. Dikkat ederseniz tekrar izleyelim. 22. sorumuzu animasyonumuzu trafik lambalarına yaklaşan e, araçlar her şeyden önce hızlarını azaltmalıdırlar değil mi? Evet hızlarını azaltmalıdırlar. Ya yani burada hızlarını azaltmalıdırlar. Gerekiyorsa durmalıdırlar değil mi? Yavaşlayarak ne yapmaları gerekiyor? Durmaları gerekir. Evet. Deniz seçeneği doğru cevap. Evet. 23 motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 2, 4, 3 2 ve 1 şeklinde verilmiş. Motosikletler de bir araçtır arkadaşlar. Mot araçlarda her ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Ticari araçlar ise yılda bir muayeneye tabi tutuluyor da iki yılda bir muayeneye tabi tutulur cevap Adana seçeneği et evet, e, yine e, araç tekniğinden gelen bir soru çok çok önemli bir soru şekildeki araç uçaklama organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir bir diferansiyel 2 aks 3 şaft bir şaft 2 aks 3 diferansiyel bir şaft, iki diferansiyel, üç aks, bir aks, iki diferansiyel, üç şaft şeklinde verilmiş. Her şeyden önce bir kere arkadaşlar bakın. Birinci şaft değil mi? Birinci şaft olduğu için A ve D seçeneğini eledik. İkinci bakın ikincinin olduğu e, bölüm diferansiyel. Evet bakın diferansiyel. Üçüncü de nedir? Aks'tır. Hangi seçenekte verilmiş? Ceyhan seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Evet. Burada yine önemli bir soru. Burada soru işareti koyabilir bu üçünden birisine. Hangisi gelmelidir diye de sorabilirler. Bilginiz olsun. 25. sorumuz verilen Durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontak kapatılması gerekir? A araç yakıtının azalması, B araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi, C gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması, D klimanın yeteri kadar serinletilmemesi. Evet. Burada tabii ki ee, hangi durumda araç kontağı kapatılarak durulur? Ee, dikkat ederseniz araçta yanık kablo kokusu gelirse değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 26 şöyle e, motorun soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere ne gelir? Asit saf su, elektrolit antifriz. Değil mi? Donmayı önleme niyası soğutma sıvısının geçtiği yere de korozyonu paslanmayı ne yapar? Engeller. Ne engeller? Tabii ki antifriz, değil mi? Engeller. Denizli seçeneği doğru cevap. 27. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. İçten yanmalı motorlarda tabii ki arkadaşlar hepsi kullanılıyor. Yani 1 2 3 benzin, LPG ve motorin. Adana seçeneği doğru cevap. 28. Aracın uzun süreli kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelir? A bir akü şarjının azalması, 2 fren balatalarının azalması, üç motor yağının özelliğini kaybetmesi. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar araç uzun süreli otoparkınızda duruyor, değil mi? Uzun süre bekliyor. Hangileri meydana gelir? Akü şarjı biter mi? Azalır mı? Azalır. Fren balatalarında herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz. 2'nin olduğu seçenekleri eledim. Motor yağının özelliğini kaybeder mi? Kesinlikle kaybeder. Yani adana seçeneği doğru cevap. Evet. 29. Taşıtlarda süspansiyon sisteminin görevi nedir? A titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek ve yakıt tüketimini azaltmak C aracın dönüşlerini sağlamak. Ve akünün şarj olmasını sağlamak. Süspansiyon sistemi yollarda seyir halindeyken çukurlar değil mi yol bozukluklarından etkilenmeden ne yapmak? Konforlu sürüşü sağlamaktır. Esas amaç. Burada Adana seçim. Titreşimleri, salınımları, ani şokları azaltmaktır. Esas amaç. 30. soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Depodaki yakıt miktarını. B. Motor soğutma suyu sıcaklığını. C. Motor yağ basıncını. D. Fren hidrolik seviyesini. Evet. Bakın burada da dikkat ederseniz yakıt depodaki yakıt miktarını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Adana seçeneği Doğru cevap 31. Aracın periyodik bakımı yapılırken hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasına olumsuz etkiler? Polen filtresi, geri vides müşiri, fren balatası, yakıt filtresi. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz yakıt filtresi eğer değiştirilmezse aracın fazla yakıt yakmasına nedir? sebep olur olumsuz etkiler. Denizli seçeneği doğru cevap. 32'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki skortanın görevidir? A kısa devre olduğunda sistemi korumak, B aküyü şarj etmek, C indüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek, D bujilere giden akımı yükseltmek. Elektrik devresindeki skortanın görevi her şeyden önce tabii ki kısa devre olduğunda sistemi korumaktır. Cevap Adana seçeneği. 33. Beyine giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? Koma, sarı krizi, bayılma, ateşli havale. Bakın. Beyine giden değil mi? Kısa süreli. Bakın. Burada uzun süreli demiş olsaydı arkadaşlar koma olacaktı. Ama kısa süreli dediği için bayılmadır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 34'e bakalım. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde kazı biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettir, ettiremediğini söylüyor. Ayrıca kazı burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazı daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? Evet. A kazız değil kucakta alıp ağırlığı yüklenerek B omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak C baş boyun gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek D kazız zidenin gövdesini sağ omuzma omuzumuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek Tabii ki burada da dikkat ederseniz baş boyun gövde ekseni bozulmadan Düz pozisyonda sürükleyerek taşımak en doğrusudur. Cevap C. Han seçeneğidir. 35. sorumuz arkadaşlar yine ilk yardımdan gelmiş. Bakın solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazı zedeye ait belirtiler aşağıda tabloda verilmiştir. 1. Konuşabiliyor. 2. Üksürüyor ve nefes alabiliyor. 3. Rengi morarmış ve nefes alamıyor. 4 konuşamıyor, acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Tabloya göre bu kaza zedelerden hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır? Bakın mesela bu soru tüm SRC'lerde, özel güvenlikte ve ehliyette gelir. Arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Hemlik manevrası. Hemlik manevrası deyince her şeyden önce konuşabiliyorsa bu kısmi tıkanmadır. Hemlik değildir birinci birin olduğu şıkları eledik. Öksürüyor nefes alabiliyor. Bakın öksürüyor nefes alabiliyorsa yine hemlik manevrası değil kısmi tıkanmadır. O zaman hangisi kaldı? 3 ile 4. Yani rengi morarmış nefes alamıyor. Konuşamıyor acı çekerek ellerini boynuna götürüyorsa hemlik manevrası uygulanır. Denizli seçeneği doğru cevap. 36 beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisi? Diyabet, hipertansiyon, şok, sarı krizi. Evet, tabii ki burada da sarı krizinden bahsetmiş değil mi arkadaşlar? E, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen... Edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan e, doğum esnasında da olabiliyor. Şimdi bakın e, kişi kendiliğinde ne yapıyor? Y yığılıyor bir yere. Bu da Sara Krizi'den bahsetmiş. Denizli seçeneği doğru cevap. 37 Kazı Zede'ye sözlü uyaranlarla ya da hafifçe omzuna dokunarak, iyi misiniz? diyerek sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Bilinç durumu, solunum, hava yolu açıklığı, dolaşım. Evet burada da bakın arkadaşlar. Kazı zedeye sözü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak ne yapıyorsun? İyi misiniz? İyi misiniz diye soruyorsunuz. Burada neyini kontrol etmiş oluyorsun? Tabii ki bilinç durumunu değil mi? Bilincini kontrol ediyorsun. Adana seçeneği doğru cevap. 38. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazı zedeye tıbbi araç gerek aranmaksızın mevcut araç gereçlerde ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Sürücü B. Girişimci C. Trafik polisi D. ilk yardımcı Tabi burada arkadaşlar ilk yardım derslerinde de defalarca anlattık anlatmaya devam ediyoruz. İlaçsız yapılan tedavi ilk yardımdır. Bunu yapan kişi kimdir? İlk yardımcıdır. Eğer ilaçlı yapılıyorsa bu tedavi acil tedaviye giriyor. Bunu da sağlık personeli yapar. Bu da ilaçlıdır. Evet cevap deniz seçeneği. 39. Yetişkin bir kazı zedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir? 30, 10, 40 ve... 20 şeklinde verilmiş. Tabii ki 10 saniye süreyle bak dinle hisset 10 saniye süreyle yapılır. Bursa seçeneği doğru cevap. 40. soru Kazazede'nin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. İri ve kilolu kazazedeleri bu teknikte taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Sürükleme, itfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, hemlik manevrası. Burada arkadaşlar kazı zedelerinin genellikle enkaz altından çıkarılmasında kullanılan yöntem sürükleme yöntemidir. Adana seçeneği doğru cevap. Evet 41. sorumuz yine animasyonlu bir soru. Görsel bir soru. Görsel soruda hemen olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Evet. Hangisini gerçekleştiriyor? Bakalım. Evet. Şu anda bir telefonla arıyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Şu anda bildirimde bunu korumak, kurtarma, bildirme, tedavi. Evet bir bildirim yapıyor bakın. Dikkat ederseniz bakın. Ee, telefonla bildirimde bulunuyor. Evet Ceyhan seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için verilenlerden hangisi söylenebilir? 1 bir, bir ilk yardımcı tarafından uygulanır 2 yürüyemeyen ya da birinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Evet. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili hangisi doğrudur? Evet, itfaiyeci yönteminde dikkat edin bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Yürüyemeyen ya da birinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Her ikisi de nedir? Doğrudur. Denizli seçeneği doğru cevap. 43. sorumuz. Verilenlerden hangileri kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir? Spor ve iş kazaları. 2. Yüksek bir yerden düşme. 3. Otomobil ya da motosiklet kazaları. Nedir? Kafatası, omurga yaralanmalarına nedenlerindendir. Bize burada neyi soruyor? Hangileridir diyor bakın. Hangileridir? Her üçü de değil mi? Bir, iki, üç. Adana seçeneği doğru cevap. 44. Baylan bir kazı zidenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Yan yatış, baş geride yarı oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş. Evet. Tabii ki burada da eğer bir kişi bayılmışsa arkadaşlar, kusması da varsa yan yatırılması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 45'in sorumuz trafikte yaşanan öfke duygusu verilen neden hangilerine yol açabilmektedir? 1 kural ihlallerine, 2 tehlikeli davranışlara, 3 güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye. Öfke duygusu olumlu yönde etkilemez kesinlikle bakın arkadaşlar. Size söyleyeyim 3'ün olduğu seçenekler tamamen yanlıştır. Evet. Bakın sadece Ceyhan seçeneği kaldı. 45'te cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 1 ile 2. 46 verilenlerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? A yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması B trafik ışık işaretlerinin hasar görmesi C karayollarının zamandan önce yıpranması D trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması Evet arkadaşlar burada bize ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir diyor bakın. Biri değildir. Tabii ki trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması la bir ilgisi yoktur. Deniz seçeneği doğru cevap. 47. sorumuz yine animasyonlu bir soru. Videodaki araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Diyor bakın. Hemen bakalım. Evet şu anda araç hareket halinde. Arkadan başka bir aracın geldiğini görüyor bakın. Arkadan gelen araç sürücüsü de sinyal veriyor ve önündeki aracı sağındaki aracı da uyarıyor. Değil mi? Burada e, ne yapması gerekiyor? Hızını artırıp öndeki araca yaklaşıp yakınlaşmalıdır. Acil durum ikaz ışıklarını yakıp durmalıdır. Sol şeride geçmelidir. Hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine izin vermelidir. Evet bakın tekrar izleyelim. Şu anda dikkat edin. Arkadaki laf bakın aynadan Burada bakın. Aynadan e, bu aracın şuradaki aracın geldiğini görüyor ve e, araçta sinyal veriyor ve sağ taraftaki aracı da uyarıyor. E, ne yapması gerekiyor? Hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ dışarıda girmesine ne yapması gerekir? İzin vermesi gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 48. sorumuz verilenlerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, kendi kendine kurallar koymak, kendini üstün görmek, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Evet, değil mi? Bakın. Paylaşmayı olumlu davranış özelliklerinde paylaşmayı bilmek ve saygılı olmaktır. Evet arkadaşlar cevabımız Adana seçeneği. 49. soru. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değeri sahip olduğuna örnektir. A. Öfke duygusuna. B. Bencil davranmaya. C. Yardımlaşmaya. D. Aşırı tepki göstermeye. Burada da tabii ki yardımlaşma değil mi? Yolda kalmış aracı arıza yapmış bir kişiye yoldan geçen başka birisinin ne yapması? Yardımda bulunmasıdır.